İlk yemek, yani Ballı Mahmudi için konuşuyorum. Soğanla tavuğun aroması birbirine geçiyor şu anda. Hmm. O tavuğun harika o suyu, tadı falan var ya, soğan şu an ya, muhteşem bir şey yapıyor, öyle diyeyim size. Evet. İkisi birbirine geçiyor. Bir yandan da devam edeyim. Birazcık daha piştikten sonra bademlerimi ilave edeceğim. Evet. Çok ekonomik de güzel. Evet. Ya evet, hani bir tek badem belki biraz pahalı bir ürün. Onun dışında bütün ürünleri ben daha ekonomik kullanmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü mutfak yaratıcılığınızı... Diyelim ki bademimiz yok. Bunun içine evde dolmalık fıstığımız var. Ay, olur mu? Daha güzel olabilir. Ya, daha güzel olabilir. Ama sanki badem ucuz, yani pahalı da dolmalık daha fıstık pahalı. Ucuzmuş gibi. Hani daha çok olabiliyor evlerde gibisinden söyledim. O olabilir. Başka fikir yürütelim, ne olabilir? Hani bizim evlerde ya... daha ziyade fındık olur. Fındığı ben çok fazla yakıştıramıyorum yemeklere. Evet. Ben yani tatlılarda daha güzel oluyor. Tatlılarda daha güzel. Daha güzel oluyor. Evet. Bir de 500 yıllık yemek ya, bilmiyorum, bulurlardı da daha güzel bir şey olsaydı. Hayır, olmazı da şu ara düşünelim istiyorum. Şu olmayabiliyor bazen. Bazen olmayabiliyor. İşte olmayınca hemen lezzet eşleştirmeleri yapmalısınız. Dediğim gibi. Badem yoksa koymayın. Ceviz koyun. Ceviz olabilir mesela. Evet, soyarın kabuklarını. Aynen. Bir gece. Ama ceviz çabuk yanar. Cevizi en son koyun. En son koyun. Aynen. Mesela hani, bademi şu an koyacağım. Olmazı oldurtuyoruz. Bademi şu an ilave ediyorum bu arada. Peki bademin kabuklarını en kolay soyma senin bir yöntemin var mı? Evet, bunu söylemem lazım. Unuttum, bunu söyleyecektim. Klasik yöntem. Bir kaseye aldım. İçine bademleri doldurdum. Kaynar su. Hop döktüm. Bir 10 dakika bekletin. Direkt, ondan sonra direkt çıkıyor. Böyle aynen parmağınıza böyle sıktığın zaman hemen çıkıyor. Evet. Çok kolay. Süper. Ama bu tarz kabuğu soyulmuş bademler de pastacılarda satılıyor. Özellikle hani Eminönü'nde falan alabilirsiniz isteyen. Evet. Biz artık bademi, cevizi kabuklu alıp evde kırma... kabukluyu alın valla, daha uygun fiyatlı. Özellikle daha da hani ihtiyacınız olan kadarını kırarsınız, öyle yaparsınız. Özellikle cevizi ben duydum. Ceviz muhteşem yararlıymış, sırf kabuğuyla kırarsan. Hazır almayın diyorlar yani. Ha, evet. Olabilir. Şimdi ne demiştik? Kalye kavrulmuş yemek demek. O yüzden kabaklarımızı da atıyoruz, birazcık kavuruyoruz. Kavrulmuş, etsiz, suyla pişen yemek. Evet, kabak da yani şu sıra daha da bollanacak ve çok evet, da faydalı. Evet, muhteşem şifalı, aynen öyle. Böyle idrar söktürücü, ay, evet, kabızlığa abi, iyi geliyor. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyormuş, sindirime iyi geliyor. Çok iyi olduğu söylenir. Mesela hafifçe haşlayın, biraz yoğurt koyun, yiyin. Çok midevi, çok iyi geldiği de bilirsiniz söylenir. Aynen. Mesela C vitamini sağlarmış, güçlü bir antioksidan, cildi güzelleştiriyor, kemikleri güçlendiriyor. Şu kabağa bak, neler neler var. Bayağı evet, var varmış. Pirinçlerimi ilave ediyorum. Pirinçleri de birazcık kavuracağım. Çok da çabuk pişer. Evet, çabuk pişer kabak. Hatta bir şey diyeyim mi size? Üstünü kapatsanız daha hızlı pişer. Ben de yapabilirdim aslında. Domatesini de veriyorum. Oh. Şimdi şöyle düşünün. Ben birazcık daha kavurabilirdim kabakları. Size tam zamanlamayı göstermek için böyle yapıyorum. Birazcık karıştıracağım. Üstünü kapatacağım. Artık kendi suyuyla pişecek. Bak ama kabak kalyeyi sen burada bir yorum getirdin buna. Çünkü ben mesela kabak kalyeyi kabağı ikiye bölerim. Ondan sonra böyle tık 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 doğrarım yarım ay gibi. Evet. Öyle yapardım. Tamam. Ama seni sen burada değişik bir yorum getirdin ve çok güzel. Beğendim bunu. Ben şimdi hani şey, normal kabak kalye tarifini herkes bilir. Ben böyle kendimce insanlara yorum katıp bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Çok beğendim. Hoşunuza giderse uygularsınız. Ben de çok keyif alırım. Hatta bana yapıp çok fazla fotoğraf yolluyorlar. Çok mutlu oluyorum. Bu yemekleri de yaparsanız bekliyorum hani, yollarsanız. Evet. Şu patates efsane bir şeymiş. Evet. Yani şu sıra herkesin evde olduğu şu süreçte çoluğa çocuğa yapılası bir şey. Onun lezzetini tam anlatamıyorum ama yani kıymasını ne almıştın? Tekrar söyleyelim mi? Kıymasını mı? 250 gram dana döş bir kere çektirdim. İçine sadece tuz, karabiber, karbonat ve bir tane yumurta attım. Ekmek koymadım. Evet. İçine soğan konur mu? Konabilir ama eğer köftenin içine soğan koyacaksanız bir gün dolapta bekletin. Evet, bizim önemli şeflerimizden Cemal hocamız, Cemal Hoca. Cemal Hoca hiç köftelere soğan, Allah rahmet eylesin bu arada, şey koymazdı. Kitaplarında da bunu yazdı. Soğanı koymazdı. Soğanın daima suyunu koyardı
Neden? Soğanı sun ya tabii şimdi öyle dokusunu o bozar hani aslında normalde dokusunu bozar özellikle hamburger köftesinde hiçbir şey koymuyoruz ya niye çünkü dokuyu böyle hayır, tam hamburger istiyoruz. Köftesinde değil. Aynı şey köftede de işte yapabiliriz. Hmm. Sadece suyunu koyarız. Ben hatta size kendi tarifimi söyleyeyim mi? Söylesene. Dediğiniz gibi soğan suyu bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı pekmez, karabiber, tuz bu kadar. Ekmek? Ekmek kullanmam yine yumurta kullanırım. Ekmek kullanmıyorsun. Ben çok fazla ekmek kullanmayı sevmiyorum ama tabii ki köftede. Şimdi elimde galeta unu da kullanmıyorsun. Kullanmıyorum ya ama elimde mesela kalmıştır hani evde ekmek yenmemiştir. Ben onu makineden çekmişimdir, kenara koymuşumdur. Onu değerlendirmek için koyarım. Ha. Ama biz bir de bereketlensin diye de yaparız tabii. Türk evlerinde. Tabii onu her zaman değerlendiririm ama sıfırdan yapacaksan koymam. Bir daha söyler misin ne koydun köfteye? Bir tatlı kaşığı pekmez. Bir tatlı kaşığı sirke. Elma sirkesi tercihimdir. Karabiber, tuz. Soğan suyu. Bir tane soğanın suyu. Kesin yapıyorum ben. Bir de yumurta. Bu hafta sonu kapanıyorsak ben köfteyi yapıyorum evde. Bu arada üzümlerimi ilave ediyorum tavuğuma. Aa. Hatta suyunu da koyabilirsiniz. Biraz daha çeksin. Renk suyunu alsın. Da koydun. Evet güzel çünkü aromasını verdi suya. Hem de renk verecek. Aynen öyle hem de renk verecek. Önceden de yıkadıysanız. Evet. Peki burada bir bahar onları koy şu bahar. Kayısı. Ondan sonra tarçın. Mesela dikkat ettiniz mi? Burada ne yok? Domates yok, karabiber yok. Çünkü 500 sene önce Osmanlı'da ne karabiber vardı ne de domates vardı. Hmm. Evet. Domatesle karabiber yok şeyde tavukta. Güzel. Aynen öyle. Osmanlı mutfağında bunlar o zaman yani o zamanki Osmanlı mutfağında yok. Peki buraya...